Peki diyabet hastaları nelere dikkat etmeleri gerekiyorlar? Diyabet biliyorsunuz bir aslında damar hastalığıdır. Dolayısıyla damar olan bütün organları tutar. İşte beyni tutar, gözü tutar, kalbi tutar, böbrekleri tutar. Dolayısıyla hastaların çok çok dikkatli olması gereken şeyler var. Ben kendi branşımla ilgili söylemek istediğim şeyler şunlar. Diyabetik hastalarda risk hastalık uzadıkça, yani süresi arttıkça çok artar. Yani göz tutulumu olması çok artar. Riski çok artar. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka 6 ayda bir şikayeti olsun veya da olmasın bir göz hekimine muayene olmaları gerekir. Ve gittikleri doktora mutlaka benim şeker hastalığım var demeleri gerekiyor. Doktor sorsa da sormasa da. Çünkü gözün arkasının, yani göz dibi muayenesinin bu hastalarda rutin olarak 6 ayda bir yapılması gerekiyor. Hastanın şikayeti olmasa da, bakın bunu özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü şikayeti olması için bu gözün arkasındaki kanamaların görme merkezinde olması gerekiyor. Daha uzaktan başlayan şeyler, bozuklukları hasta fark edemez. Fark ettiğinde ne yazık ki hastalık ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla erken tanı her hastalıkta olduğu gibi bunda da çok önemli. Rutin şeker hastasıysa 6 ayda bir gidecek. Zaten doktor onu yönlendirecek. Belki bu süreyi kısaltacak, belki uzatacak. Ama mutlaka bir göz hekiminin kontrolünde olması gerekiyor bir. İkincisi bu diyabetik retinopati dediğimiz, yani gözün arkasında kanama olan hastalarda bazı risk faktörler var. Bunlar neler? Mesela hipertansiyon. Mutlaka hastanın bunu kontrol altına alması gerekiyor. Mesela sigara içme. Kesinlikle sigara içmeyecek. Stres tabii ki çok evet çok etkili. Ve mutlaka kan şekeri regülasyonu bizim için çok önemli. Bir dahiliye uzmanının kontrolü altında olması gerekiyor. Yani kontrolsüz diyabet demek, retinopati dediğimiz bu bozuklukların artması demek.